Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletindeki Halle kentinde iki cinayet ve 51 cinayete teşebbüsten yargılanan Stafan Balit ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı Ursula Mettens ırkçı saldırıyı korkakçı olarak nitelerken Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuhs da kararın antisemitizme karşı önemli bir sembol olduğunu ifade etti. Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletindeki Halle kentinde iki cinayet ve 51 cinayete teşebbüsten yargılanan Stephen Bayild, Naumburg eyalet yüksek ceza mahkemelerinde görülen davanın karar duruşmasında ömür boyu hapiste cezalandırıldı. Mahkeme başkanı Ursula Mattens ırkçı saldırıyı korkakça olarak niteledi. Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, kararın antisemitizme karşı önemli bir sembol olduğunu ifade etti. Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinin Halle kentinde Ekim 2019'da bir sinagog ve dönerci önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmişti. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer olayın Yahudi düşmanı bir saldırı olduğunu varsaydıklarını bildirmişti. 28 yaşındaki Alman vatandaşı Stefan Balliet saldırısını kaskındaki kamerasıyla kaydetmiş, kendisi de saldırının ardından yaralı olarak ele geçirilmişti. Sinagoga hedef alan saldırgan Yahudiler için yılın en kutsal günü olan Kefaret Günü sırasında 80 kişinin bulunduğu sinagoga girmek istemiş ancak bunu başaramamıştı.